Herkese selam. İstanbul'da Motobike 2024 fuarına geldik. Antalya'yı bıraktık. Buranın soğuğuna gene geldik, kavuştuk ama bizim içimizi ısıtacak bir yerdeyiz. Şu an neredeyiz? Şu an Motobike İstanbul 2024'ün fuar alanındayız. Beklenen gün, beklenen zaman geldi. Erkenden Emre'yle girişleri yaptık. Tabii ki torpilli olarak ilk önce bir KTM standını çekeceğiz ama bu sene bölmek yok, videoyu kesmek yok. Olduğu gibi fuara gelince, gelseydiniz ya da geldiyseniz de ne yapabilirdiniz, ne yapılır? Bizimle birlikte güzelce gezip motosiklet modellerini sırayla göreceksiniz. Şöyle, bütün standları tabii ki gezemeyeceğiz veya gezsek de size gösteremeyeceğiz. Bu videoyu da uzun olacak ama bir miktar kısa tutmaya çalışacağız. Neler göreceksiniz? Kove standını mesela ben çok merak ediyorum, Kove'nin yeni motosikletlerini, onları göreceksiniz. CF Moto'nun 400 cc'lik, 400-450 cc'lik bir modeli vardı. O varsa eğer onu göreceksiniz. Royal Enfield'ı göreceksiniz. Biz yeni geldiği için çok merak ediyoruz. Biz de sizinle göreceğiz. Hani evet, önceden böyle araştırma yapıp, çalışma yapıp gelmedik buraya. Sizlerle birlikte motosikletli çiftli fuarı nasıl geziyoruz göreceğiz. Biz de bilmiyoruz. Ama bir şey değişmiyor. Nereden başlıyoruz? KTM standından başlıyoruz. Çok güzel modellerle. Çok güzel ha. Sen gir abi kayda. Kayıtta mısın? Dokunabiliyor muyuz acaba? KTM şöyle bir şey yaptı. Bir dönem 7.90 vardı. 7.90'dan sonra 8.90'lar çıktı. Sonra 7.90'lar devam etti. Ama şimdi yepyeni bir şey oldu. 9.90 geldi. Şimdi Duke serisi bizimle görmeye çok alışık olmadığınız bir şey. Ama burada öyle bir yenilenme var ki biz bundan bahsetmeden geçemeyiz. Yer ayıracağımız motosikletlerden birisi 9.90 Duke ve yan tarafta duran 1390 Duke. Neden bunları size ayrı anlatmak istiyoruz? Çünkü Bihter böyle görünce Allah'ım dedi, bu benim nurum. Ama baksana Farah. Evet, çok güzel. Yani yenilenmiş, aslında daha teknolojik görünen, bundan sonraki üretilecek olan tasarımları için bence kopya veren, daha da gelişip değişeceğini düşünüyorum. Ben bu bir başlangıç, tasarımlar için, ilerideki tasarımlar için bir başlangıç görüyoruz bence ve çok teknolojik, güzel görünüyor. Beğenmeyenler de var ama bence çok modern olmuş. Evet. Bihter far tasarımı dedi. Far tasarımına baktığınızda burada zaten tamamen değişmiş bir far tasarımı görüyorsunuz. Evet, KTM'nin o standart bir arı kafası vardı. O daha çok böyle otobot kafasına dönmüş. Ve burada gündüz farlarıyla beraber burada iki tane mercek şeklinde bir far var. Ve aralarında şuralarda gördüğünüz hava kanalları var. Aslında bu far tasarımını değiştirerek motosikletin far bölümündeki hafifliğini de azaltmışlar. Aerodinamisi değişmiş. Aerodinamisi de değişmiş. Tabii buradaki havalandırma kanallarıyla beraber o gidişte hava akışıyla beraber daha stabil bir gidiş elde ettiriyor sanırım. Jantlar farklı jantları sanki. Jantları da daha farklı. Hafiflemiş jantlar. Aynen. Jantlardan da daha hafifletilmiş bir motosiklet. Granaj tasarımı değişmiş. Böyle sivri, daha böyle agresif hatları olan bir granaj yapısı var. Kontrol ünitesi, yani motosikletin işte tuş takımları diyeyim, onlar da değişmiş aynı zamanda. 390 Duke'lerde de aynı tuş kombinasyonunu görüyorsunuz. Bu artık bir sonraki nesil olarak yer alacak. Benim tahminim bir sonraki yıl Adventure grubunda da bu tarz değişiklikleri bence görebiliriz. Böyle 990 sanki bir başlangıcın simgesi gibi duruyor burada bence. White Power'ın yine Apex süspansiyonları kullanılmış ve bu modelde ayarlanabilir süspansiyonlar var. Yani adventure motosikletlerde alışkın olduğunuz böyle elinizle tek 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 ayarlayabileceğiniz 43 milimetrelik White Power Apex süspansiyonlar kullanılmış. Ve bu da işte kendinize göre, ağırlığınıza göre veya sürüş koşullarınıza göre ayarlayabileceğiniz bir süspansiyon sistemi sunmuş size. Bu anlamda motosiklet genel olarak bir önceki versiyonuna göre fazlasıyla hafifletilmiş. Hafiflemiş, yani güçlenmiş. Sürüş keyfi de böylece bence artmış. Bence de artmıştır. Evet, 990 Duke bu şekilde. 123 beygir olduğunu da söyleyelim ve bunun abisi olan 1390 Super Duke. Ara geçelim. Bihter zaten geçmiş. Bakın. Öyle bir motor. Şöyle, şöyle yani oturun, izleyin. Siz de oradan izleyin. Birlikte izleyelim sessizce. 1290'lardan uzun zaman sonra bir 1390 geldi. Dedikodusunu çokça duyduk gelmeden önce. Kendinden söz ettirdi. Farkları göstereceğim ama zaten tamamıyla farklı bir motosiklet. Emre bence bize gücünü söylesin. Ben şeyi çok beğendim. Mesela bu far tasarımları 990'la aynı ama 1390 daha güçlü ve 190 beygir civarı olduğu için buradaki hava kanalları da büyümüş. Bak, 990'da daha küçüktü bu. Burada daha fazla ve aynı zamanda tasarımı şurada da hava kanalları var. Böyle grenajının alt tarafında. Yani aslında bu hava kanallarına baktığınızda neyi anlıyorsunuz? Aa, bu motosiklet gidiyor diyorsunuz. Ki gidiyordur da yani. Biz test etme fırsatımız olmadı fakat diğerine göre elektronik süspansiyonlar var yine White Power. Bu seneki Duke konseptinde olduğu gibi daha hafif ve daha güçlü anlayışıyla
bu motosiklette canavar gibi yapmışlar. Duruşuna da dokunayım mı? Aynen, şöyle bir enerjisi dokunalım. Enerjisi geçsin. Fuarı da daha efektif gezebilmek adına zaten eski modelleri geçen seneki fuar videomuzda göstermiştik. Ama burada KTM standında neler var şöyle göstererek geçelim. Diğer tarafta 1290 Super Adventure R'lar aynı versiyonu, S ve R versiyonuyla aynı şekilde değişmeden devam ediyor bu sene. Lüks serisinde olduğu gibi böyle radikal bir değişiklik Adventure grubunda bu sene yapılmamış. Böyle devam ettiğimizde 890 Adventure Base modeli. Emre'nin gözü sürekli R versiyonuna kayıyor. Biliyorsunuz S'lerin, bu 890 S'lerin bir de R'ları var. Emre gibi delileri çok yani, delisi çok. Alen Bey'in de sevdiği evet, şöyle, gibi dinlenmek için kullanabileceğiniz bir motosiklet. Bu arada 890 Adventure R'ı bana Alen abi teslim etmişti. Evet. Abi selam tekrardan. Dük modellerini gördük de şöyle Adventure grubunda geziyorduk. Dükler çok başka olmuş bu sene. Adventure grubu ama biz şey dedik, şey aynı olsa, dedik. Hemen aynen. Hemen renkler en fazla regüle oluyor. Kısmetse onlar da seneye. Seneye. Evet. O zaman diyorlar ki seneye bir motor değişikliği geliyor. Yani ben değişince hep böyle bir şeyim oluyor. 990'dan başlayabilir mesela. 990 mı? Farlar da değişir diyorsun. İşte. Az önce bahsettiğim olay arkadaşlar. Hep böyle bir insana cezbeden. Hep böyle 4 yıl, 5 yıl bandında değişiklikler yapıyor. Yeni kasaları değiştiriyor. Hep 5 yıl, 4 yıl aralıklarla oluyor bunlar. Tekrardan inşallah büyük segment ve o ara segmentteki Adventure'larda değişecek önümüzdeki yaz. Diğer motosikletleri görmeye devam edelim. Tekrar görüşürüz. Teşekkür ederiz. Devam edelim derken burada bir 690 Enduro R var. Hadi bir oturayım. Otur diye var bu burada. Nezaketen soruyorum hayatım. 690 Enduro R da bu işin çok başka tarafı. Bundan daha sonra size daha ayrı, daha özel bahsedeceğiz diyeyim. Ama şöyle sağlam, baktığınızda yani AXC gibi bir motosiklet de adventure bir motosiklet havası aldığınız bir motosiklet. Böyle garip bir cümle oldu ama. Bununla nereye gidersiniz? Bununla her yere gidersiniz. Sele izin verdiği sürece konfor sele vesaire tercih edebilirsiniz. Alt atma kiti tercih edebilirsiniz. Arazide hoplayıp zıplayabilirsiniz. Yine her şeyin yapılacağı bir motor ama deposu nerede? Bilene ödül falan diyormuşum. Bu motorun deposu, Berkay da şu an bakıyor. Acaba ne tarafa çekeceğim? Önde mi? Arka. Şurada Berkay. Depomuz burada. Selam. Hemen çevirelim. Atla. Merhaba, nasılsınız? Sen geç kaldın. Evet, yapar mıyız? Yaparız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Eray Topluoğlu arkadaşlar. Onu tanıyorsunuz zaten. Buraya bir alkış koy ben. Buraya bir alkış böyle falan filan. Bölüyorum, saygısızlık yapıyorum. Kusura bakmayın, özür dilerim. İyisini sormadan. İyi, fuardayız, geziyoruz, bayramlaşıyoruz. Sizi gördüğüme gerçekten çok sevindim. Çok tatlı tutuyorsun ya, çok kibar. Gerçekten enerjim yükseldi. 690 Enduro R. Çok güzel makine. Sahibine hayırlı olsun, kim alacaksa artık. Alanlara hayırlı olsun diyelim. Bir zamanlar çok istiyordum. Bir zamanlar zaman, çok istiyordum. Senin videona mı buradan atlasınlar? Evet olabilir. Sağa sola ekleriz. Benim de KTM standıyla genel bir videom olacak. Orada bir inceleyebilirler. Eray'ın bölümüne de atlayabilirsiniz. Evet. Yok ben sizi aradığımı bulamadım diyorsanız Eray daha detaylı anlatmıştır zaten. Ben kaçayım mı şimdi? Tamam. Görüşürüz. Seviyorum. Dikkat edin. Tamam. Hadi bay bay. Evet, deponun yerini bilenler de bilmeyenler de sürpriz olarak Eray'la karşılaştı. Evet. Arkada bu arada 690 Enduro R'ın 690 SMC R'ı var. Az önce gördüğünüz Enduro R'ın yoldaki versiyonu. Yolda hoplayıp zıplamayı sevenler için bir seçenek diyoruz. 390'ı zaten biliyorsunuz. 390'ı zaten biliyorsunuz. Evet, bende spoke wheel'ı vardı yine terjantlıydı. Bununla her yere gidebiliyorsunuz. Bunu alıp antik kent çekebilirsiniz. Videolarımız ama bunda bir değişiklik yok. Fakat 390 deyince Dükler de yine Dük serisi değiştiği için değişti. Berkay buradan alayım seni. SMT'yi de böyle geçerken uğrayalım. SMT'de sürpriz olaylar olabilir diyorlar. Çok çılgın bir motor bu da. Bu da Sport Touring'in KTM'le buluşması gibi bir şey. Emre yani, bu motoru Adana'da test etti. Evet evet, sürdü. Çok keyifliydi. Hissiyatı neydi? 890'a benziyor demiştin. 890'a çok benziyor ama ön jant 17 inç olduğu için biraz farklı tabii durumlar. Virajları falan daha keyifli diyorlar. Daha keyifli tabii. Ama burada ben tabii ki 390'da yani şu ekonomide evet belki 990 ya da 1390 yoracak motorlar olabiliyor ama 390 Dük de yenilenmiş ve 990 Dük'ün de bu da kardeşi olarak nitelendirilebilir. Evet. Far tasarımı 990'da olduğu gibi olmasa da yine bunun farı da geçen modeline göre daha hafifletilmiş ve tamamen değişmiş. %80-90 oranında değişmiş bir motosikletten bahsediyoruz. Kenarda böyle gördüğünüz gibi gündüz farları ve LED farları. Far kısmı. Burada rengi çok güzel. Bunun turuncusu da vardı sanırım ama burada şu an göremiyorum. 250'de turuncu var. Evet. Süspansiyon yapısı tamamen değişmiş. Yani bu yan tarafa alınmış. Aslında White Power'ın hala Apex süspansiyonlarını kullanıyor ama şasisi de bir miktar değiştiği için daha yan tarafa alınmış. Jantlardan yine hafifletilmiş. Ayarlanabilir süspansiyonlarla yeni kontrol kütükleri ve yeni ekranıyla, TFT ekranıyla
böyle çok keyifli alınabilecek bir motor olmuş. Jantlar falan hep farklı yalnız, gördünüz değil mi? Daha hafif jantlar kullanılıyor. 45 beygirlik bir bloğu var. Motor bloğu da değişti. Geçtiğimiz versiyonuna göre daha güçlü ve daha hacimli bir motor bloğu var. 399 cc oldu diye hatırlıyorum. Bir önceki versiyonu 373 cc'ydi. Yani 400 cc'yi artık dibine kadar kullanıyor. O motordan önündeki o beyaz farları çıkarttığınızda, yan taraftakileri, gündüz farlarını çıkarttığınızda da 250'ye dönüşüyor. Gücü azıcık azalıyor. Emre buradan devam eder bence. Burada da yine 250'de de White Power'ın amortisörleri var ama bunda ayarlanabilir süspansiyonlar yok. Bir tık daha 390'a göre kısılmış versiyon ama kontrol kütükleri yine 990'da olduğu gibi neredeyse birebir. Hatta zaman, bunda da öyle. Bu da çok 125'i güzel. Mavi geliyor. Abisine çok benziyor aslında. Şey galiba değil mi? 390, 250, 125. Beygirleri de 45, 30, 15. Nasıl? Bunların beygirini hatırlamıyorum. Ben şuradan bir şeyleri, bak. Kopya mı çekelim? Göremiyorum. Yani 15 beygir, evet. 30 beygir. Doğru. Yan tarafta da Duke'ün 790 versiyonu var. Evet. Merhaba. Merhabalar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Tamam. Hemen hızlıca çekilelim o zaman. Tamam. Hatta motorda gibi şöyle. Ya çok mutluyum şu an. Ya ne olacak? Çok teşekkürler. İsmini çok teşekkür ederiz değil mi? Mert Bey çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Emre ben de çok memnun oldum. Siz buradasınız galiba. Tamam, biz de 6 aydayız. Harika, tamam uğrarız çok o zaman. Bekleriz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Ve işte fuarın güzel tarafı da bu. Bayramlaşıyorsunuz arkadaşlar. Düklerin güzel tarafı da hemen sol tarafta. 790 Dük. Çıktığından beri gıpgri. Çok güçlü. Harika bir makine. Bu tarafta da RC390'a selam verip buradan Husqvarna'ya doğru devam edelim. Gördüğünüz gibi bizimle çok alakasız olsa da renk anlamında bakıldığında... Otur ya, niye alakasız ya? Ya oturayım, eski tamam. Üniversite zamanlarını bir hatırla ya. Tamam ya, oturun. Racingçiler küsüyor, abla niye öyle dediniz yazıyor. Aa, ya. Aa, bir şey çok rahat ha. Yorulduğumuzda buraya dinlenmeye gelebilirim ben. Güzel. Bunda kontrol kütükleri mesela bir önceki seri. Az önce bahsettiğim yeni nesil olmayan olay bu. Yani bu uzun süredir bu şekildeydi ama yeni Duke'lerde mesela bunlar falan değişmiş. Göstermek istediğim Husqvarna Norden'ın yeni rengi aslında. Benim de başka bir şey. Seviyor. İlk önce Emre göstersin, hevesini o alsın. Acaba yeni motosikletin ne falan Husqvarna Norden mı diyen... Norden çıktı hayatım şimdi, şeyler nereden? Çok vardı. Husqvarna'yı tahmin edenler çok vardı. Ben yeni rengini şöyle göstermek istiyorum. Expedition modeli mavisi. Bu zaten geçen sene gördüğümüz Gezi'ye full paket hazır model, Expedition modeli. Bu tarafta da yeni rengi, yani 2024 rengi olan gri, böyle tatlış bin tatlış Norden 901 var. Norden'da yine 890'la olduğu gibi 105 beygirlik bir motosiklet. Daha retro, daha retro, daha farklı bir tarz. Prestijli geliyor yani, evet. Bakıldığında. Ama KTM daha böyle bunun deli dolu tarafı gibi geliyor. Şimdi Emre sizin için Norden'a baktı, Norden'a şöyle bir göz attık ama benim dikkatimi çeken Svartplan ve Bitplan diye gelen kardeşi. Svartplan'ın 125, 250 ve 401'i var. Bitplan'ın da sadece 401'i var şu an. Bu motorları aslında siz daha önceden gördünüz fakat tasarımları, süspansiyonları, ekranları değişti. Dolu dolu bir hale getirdiler ve yan taraftaki bu görmüş olduğunuz Svartplan yazısının oradaki o nasıl diyeyim? Ya grenajın yapısı tamamen daha farklı bir tarz oldu artık. Burada gördüğünüz yan taraftaki hava kanalları vesaire derken şu an görmüş olduğunuz modele 250 cc olanı yine Duke'lerdeki gibi 250 cc olanı 30 beygir. Emre'nin üstünde poz vermiş olduğu 401. Bunlar aslında Duke'lerde yapılan yeniliklerin Husqvarna tarafında yansımış halleri. Çünkü Duke'lerde nasıl yenilikler yapıldıysa zaten kardeş firma olduğu için kontrol kütükleri ve çoğu değişen unsurları aynı minvalde ilerliyor. Bu modellerde de yine kontrol kütükleri, işte ekranı yine Duke modellerinde olduğu gibi hatta aynı yenilenmiş. Ve burada da Bitplan'ı görüyorsunuz. Bitplan'ı ben de sizinle birlikte ilk defa görüyorum. O yüzden hemen geldim bir oturdum. Kar beyaz, böyle farklı bir tarz. Bunun aynası falan çok benziyor yok. Ama çok bu, benziyor. Bu daha evet. Böyle Scrambler tarzı. Bu da böyle Cafe Racer tarzı gibi hissettirmek istemişler. Evet, sanki oraya değişiklik yapıp Norden'a yaklaştırınca tasarım olarak bunu da eski versiyondan kopmamak adına renk değiştirerek getirmişler gibi geldi bana. Bence güzel. KTM ve Husqvarna standı bu şekildeydi. Burada arkada daha bir sürü model var ama hepsini tek tek tabii ki sizlere gösterirsek bugün bitmez diyerek dikkatimizi çeken diğer standlara doğru şöyle yürüyüş yapalım. Gidelim. Uğrayamadığımız standlar var. Bu yüzden kusura bakmayın. Ama çok dikkatimizi çekenlere uğramadan geçmeyeceğiz. KTM standında uzun kaldık. Dikkatimizi çekiyor çünkü. Şimdi devam ederken dikkatimizi çeken biri daha...
Aynen öyle, yakalandık. Abi bir şey diyeyim, her sene böyle bir şey var. Geçen sene evet, tam böyle bir yerden geçerken yaptı. Ben özellikle başka fuara bunun için geliyorum biliyor musun? Evet. Direkt sizin için. Direkt geliyorum arkadan yeter ama yakalanıyormuş. Sallayıp kaçacaktım. Şöyle yapıp basman lazım. İyi valla, nasıl olur? Şimdilik iyiyiz, akşama doğru çökeceğiz herhalde. Abi sen bir de dördüncü günün akşamı görürüm. Ben zaten ikinci günün akşamından sonrasını hatırlamıyorum biliyorsun. Aynen. Geçen senelerde de akşamı birlikte yaptık ya. Kolaçan etmeye devam o zaman. Aynen. Kolaçan etmeye devam. Biz de kolaçan ediyoruz. Böyle fuarı kolaçan ediyoruz. BMW'yi kolaçan edeceğiz, bir de Kove'yi kolaçan edeceğiz. Nerede gördün mü? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Eyvallah abi, sağ ol. Kove'yi gördüm, nerede gördüm hatırlamıyorum. Tamam, o erken kapatmış şartları. Ama BMW'yi görmedim burada. Tamam, bir bakalım o zaman. Görürüz. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Buradayız zaten. 800D'de yine aynı bu sarı rengiyle devam ediyor. Bu 559.900 TL. Şu an fuardaki fiyatı bu tabii ama daha sonrasında değişir muhtemelen. Şöyle boyumun da yettiği bir motor. Bu motorun sadece ağırlık dengesi birazcık daha bana yukarıda gelmişti ve ağırlığı birazcık fazla gelmişti. Bir şey, güzel bir motor. Antalya'ya dönünce test edeceğim ya. Ben rengi falan merak çok olurum. Güzel. Çok merak ediyorum çünkü. Değil mi? Sürüşü nasıl acaba? Bak böyle mesela gidon açısı falan, grenajları güzel. Ama bence ağır motor. 240 evet, kilo civarı diye hatırlıyordum. Evet, istatistik olarak baktığımızda ağırlığından dolayı biz çok tercih etmemiştik. Bu sene çok Çinli var fuarda. Java var, Aurora var, burada Falcon'a, Java'lar, Falcon'lar, motorları var. Gördüğünüz gibi bu motorların hakkında çok bilgi sahibi olmasak da böyle rengarenk güzel standlar olmuş. Burada bak Aurora'nın mesela kocaman standı. Bu arada fuar alanı değişti arkadaşlar. Geçen seneki fuar alanında biraz daha farklı bir fuar alanı var. Böyle standın içinden geçelim de yolun ortasında durmuş olmayalım. Geçen seneki fuar alanı bir tık daha yukarıdaydı. Daha böyle küçük ve basıktı. Bu sene böyle daha geniş ve daha ferah bir fuar alanı var. Evet, bütçe konusunda kısıtlı olanlar gerçekten Aurora'da artık hani böyle aldığınızda ya bu KTM mi BMW mi dedirtecek tarzda motorlar yapmış. Ama sonra serviste ne yaparsınız, yolda nasıl olur hiçbir fikrimiz yok. Güzel motorlar gibi görünüyorlar. Benim böyle çok merak ettiğim bir marka vardı, Kove. Yani aslında fuarda en çok merak ettiğim markaydı Kove. Şu an şurada, aha kayboldu. Şu tarafta standını gördüm. Şimdi Kove'ye gidip oradaki modeller üzerine biraz duracağız. Modeller üstünde biraz oturup öyle duracağız. Aynen. Ya. Selam. Şimdi bir meyve vardı, onu söylettirmeyeyim bana. Ya. Zaten yaklaş bir söylesin. Hayır. Abi, uzak dursun. İyi valla, siz nasılsınız? Instagram ilgilendirmiyor. Turuncu giymişsin, çok güzel. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Peki efendim. Sizin mutluluğunuzla baş başa bırakalım, çekimimizi bölmeyelim. Yok, esnaf. Böldünüz zaten. Arkadaşlar motorlarını söyleyeyim mi? Hayır. Söyleyeyim mi? Sen git. Ha, ne dersiniz? Alenen tehdittir bu. Elinde delil de var senin değil mi? Var bende de biliyorsun. Geçen konuşurken kayda girmişsin. Az önce Bihter'in yeni motorunun yanından geçtik ama hangisiydi? İnanır mısın, bende de videosu var. Hadi gidelim. Berkay devam. Konuşma tehlikeli oldu. Abi görüşürüz. Yani bir Kove'ye gideceğiz. Tamam. Görüşürüz. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Kimin? Kaan. Diğer tarafta. Hasan Paşa'da köşede. Çok iyi oldu. Şakacı. Hadi gidelim. Kötü şaka deyince ben. Hadi Kove'ye gidelim, Kove'ye. Bu sene şakaları Emre'ye devretmekle iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Şakamatik oldu. Kove yok. Abi Kove'de şu an sadece şey görüyorum. Şu an heyecanım şey kaldı. Yarım kaldı. Abi gerisi nerede? Bir bu kadar da yerin altında mı var? Nerede gerisi? Kove'ler biraz geçitmeli gelecek. Abi şuradan beri heyecan yarattık ya. Merak ettiğiniz bir model vardı da. Herkes 450'yi merak ediyor. 450'ye 800 geliyor mu? 700'e geliyor. Yani büyük ihtimal ya bir öğlen gelecek ya da yarın sabahtan bir olmuş olur. Tamam, teşekkür ederiz o zaman. Arkadaşlar Kove'ler gelecekmiş. Yani bu da Kove aslında ama bizim Kovelemişler ama gelmemiş. Bizim beklediğimiz Kove'ler Kove 450 rally modeli var. Yani bizim güruha hitap ettiği için biz çok merak ediyoruz onu. Bir de 800'lük bir modeli vardı. Onu yakinen görmek böyle size anlatmak istiyorduk ama geldiğinde artık. Kenan hocam iyi çekimler. Burada gördüğünüz Devam. Buradayız zaten. Hoş bulduk. Görüşürüz. Tamam. Evet, GS standına girelim derken bilerek GS stand diyorum arkadaşlar. BMW standı ama ben GS'leri çok merak ediyorum. Şimdi Berkay düzeltiyor. GS değil diyor ama GS diyor ya. Yani.
hayranlarınız var. Öyle mi? Aynen. Ben Özgür Kesat'ı çalışmalıyım. İzmir'de, BMW'de. Aa. Aynen. Hatta yeni bir arkadaşımız otomotiv satış çalışmanı. Hani kendisi sayesinde o da motosiklete başladı. Hanımefendi kendilerine. Ya. BMW'den başlayalım. Evet. Sadece KTM duydun değilmiş yani. Ben de eski KTM'yi kullanıyorum. Hoş bulduk. Öyle mi? Evet. 1290, 890 hepsini. Eyvallah. Abi süper. Biz de şeyi merak ettik. Hayatları dokunuşuz. Önemli olan bu bak. Benim sayemde motora başlamıştım. O zaman F900. Ya konu. Evet. F900 şu anki. F900GS. O da F900GS. Adventure. Ha bu Adventure'ı. O normal düz versiyonu. Evet, F900 modelleri. GS modelleri yenilendi. Hemen bir bilen birine soralım. Öncelikle bu modelimiz F900GS Adventure modeli. Önceki serisi F850 Adventure'dı. F850 Adventure nazaran yan, sağ ve sol grenajlar değişti. Farklılık olarak. Onun dışında görsel anlamda aslında çok büyük bir değişiklik yok. Güç anlamında 105 beygir bir güce ulaştı. 93 Nm bir torku var motosikletin. Koruma demirli, sis farlı, çanta demirli gelmesinin ayrıca bir avantajı var. Yani normal 9C'ye göre. Evet. Direkt bu şekilde alabiliyorsunuz. Evet. Oo, bir şey diyeyim mi? Hissiyat çok güzel ya. 1250GS hissiyatı var yani. Test ettikten sonra sizin kullandığınız motorla kıyaslarsak 890'la. Test ettikten sonra aslında anlayabilirsiniz çok net. Ya 890'la aynı beygir. 105 beygir değil mi? Onda 100 Nm torktu bunda. Evet bunda 93 Nm tork. Ama bu daha rahat. Hani şöyle bakıldığında konfor yani. Bu yolda daha iyi, o arazide daha iyi. Bu tartışılmaz. Yani yolda daha iyi olduğunu test etmeden de söyleyemem ama şu an hissiyatım o yönde gerçekten çok hoşuma gitti. Rengi de çok güzel. İzmir'e gelse keşke, neyse artık. Her zaman beklerim. Antalya'da test ederiz belki. Ben Antalya'ya da geliyorum sık sık. Tamam o zaman Antalya sözünü aldım. Tamam. Tamam. Toroslara çıkacağız. Senin motosikletle geleyim birlikte çıkalım. Tamam. Arka testi alıp Toroslara çıkacağız. Sözünü aldık. Burada biraz daha işte arazi kısmında daha böyle mutlu edebileceğini düşündüğüm bir motor var ama tabii lastikleri yine yol lastiği. BMW'nin Akrapovic öyle orijinal bir egzozu var. O da çok güzel. Türkiye paketinde standart direkt lastikler bu şekilde geliyor. Ancak tabii ki bu motosikleti üstünde bir karo dörtlerle ya da sizin kullanmış olduğunuz lastik tipi lastiklerle gördüğünüzde aslında daha çok kendi daha böyle gösteriyor. Arazi. Evet. Peki bu far modelleri mesela Adventure'la bunun far modeli farklı. Evet farklı. Şimdi şöyle, bu yenilenen LED yenilenen, galiba. Evet. Tamam. G310 vardı GS. Belki bir ara fark hani görmüşsünüzdür. Bir ara üretildi. Şimdi uzak doğu tarafında üretildiği için şu anda gelmiyor. Biraz onun far yapısına benziyor. Anladım. Peki niye Adventure'da far yapısı o da yeni model değil mi? Ama onda değişmedi. 850 Adventure'la aynı. Far yapısı da aynı. Değişmedi. Ha değişen bu. 850 GS'den sonra 9 GS'e geçen bu. Bu başlı başına direkt değişti. Tamam yani bundaki değişim oranı Adventure modelinde yok. Yok evet. Okey bu daha çok değişmiş arkadaşlar. Evet. Biz KTM'den şeye çok alışkınız. Böyle buranın mesela kokpitin önüne çok yakın olmasına alışıyız ya. Mesela bende burası çok uzun geliyor. Sanki motorun önü çok böyle bayağı ilerideymiş gibi hissettim. KTM serisinde genelinde sizin de söylediğiniz gibi önde konumlandığı için. Bunda daha çok böyle motosikletin içindeymişsin gibi. Ben 1250 Adventure kullandım. Ciddi anlamda böyle daha slim bir motosiklet gibi duruyor. Yani yol hissiyatı nasıldır bilemem. Ama sizin gibi videoda bende nasıl durduğunu böyle üzerinde nasıl durduğumu göreceğim. Daha da güzel görünsün de aşağıdan falan çekiyor bak. Yorumlar birazdan benim de öyle çeksin. Evet. Evet şu an çok merak edilen, çok merak ettiğiniz bir modelin yanındayız. Şu an ona dokunuyorum. CFMoto 450 MT. MT miydi Oktay abi? Ve neredeyiz şu an? Bihter'e ben sözü bırakarak. MT, MUT fark etmez. Şu an CFMoto standındayız. Umarım böyle benim NK250 kullandığım günlerden beri takip eden takipçilerimiz aramızdadır. Şimdi benim için çok kıymetli birisiyle Oktay abiyle tanıştırmak istiyorum size. Merhabalar abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sizi görmek bu arada çok güzel. Sizi de öyle kesinlikle. Bihter'i motosiklete başlatan insansınız. Gözlerini görüyor musun? Bak yaşardı şu anda. Bak o duygulandım yani. Çünkü ilk günleri bildiğim için. Abi herkes merak ediyordu. Biz bu motosikleti sizlerden dinlemek istedik. Furkan Bey bize yardımcı olursa. Ben şöyle yapacağım artık çünkü biraz geri çekilmeye başladım. Yaşlılık ve farklı konular yüzünden. Oğlum bu konuda Furkan Bey size çok daha detaylı teknik bilgileri anlatacaktır diye umuyorum. Teşekkürlerimizle. Hoş geldiniz. Abi hoş bulduk. Merhaba. MT450 İtalya İlk Motosiklet Fuarı'nda tanıtıldı ilk önce. Hatta bu hafta da şeyi yapılacak. 23-24 Nisan'da Filipinler'de lansmanı yapılacak. Global medya lansmanı. Henüz lansmanı yapılmadı. Yani bir İtalya fuarında bir de burada görebildi daha doğrusu. Henüz yollarda çok görebildiğimiz bir motor değil. Henüz değil.
Yani komple baştan tasarım yapıldı. Özellikle piyasadaki orta segmentte hem yolda gidebileceğin hem off-road yapabileceğin motosiklet boşluğu gerçekten vardı. Var. Yani diğer markalarda örnekleri de yok. Yani 390 Adventure vardı. Yani o da tek silindir olduğu için hani genelde yolda tercih edilmiyor. Hani titreşimden vesaire vesaire kaynaklı. Bu çift silindir şu anda güncel olarak satışta olan 450 SR'la zaten aynı motor bloğunu kullanıyor. Fakat yazılımsal olarak yapılan değişikliklerde 450 SR gibi daha çok yüksek devirlerde beygire değil de alçak devirlerde olması gerektiği gibi torka yöneldiler. Evet. Aynı zamanda KYB süspansiyonlarıyla birlikte tel jant dublex tubeless lastikleriyle birlikte beraber geliyor. Yani üzerindeki parçalarında şimdi şöyle bir durum var. CF Moto çoğu böyle genel kullandığı parçaları her modele koymayı sever. Yani 450 SR'ın ekranını işte ne bileyim yeni 700 MT'nin ekranına koymayı sever. Aynı şekilde burada gördüğümüz gibi stopları şu anda hala satışta olan 800 MT'nin aynı. KTM'de olan durum gibi aslında bakıldığında. Onlarda da mesela 390 Duke'lerde veya Adventure'larda kullandığını 890 bir üst versiyonunda da kullanıyor. Bunda da böyle bir transfer yapmışlar. Aynen öyle. Çok güzel. Yolda da daha böyle çekeyim korkutayım mı ihtiyacı? Bunun normalde yurt dışında iki versiyonu var. Fakat Türkiye o iki versiyon gelecek mi bilmiyoruz. Bu biraz daha yol tipi olan versiyon. Ha, bu yol odaklısı. Bunun bir de arazi odaklısı var. Bir de arazi odaklısı var. Arazi odaklısında daha alçak, yaklaşık 2 santim daha alçak olması gerekiyor. Artı olarak da öndeki çamurluk bu şekilde değil. Daha yüksek. Gagalı bir şekilde geliyor. Aynen. Tam böyle bir Enduro Adventure odaklı bir motosiklet şeklinde. Şu an fiyatı belli değil galiba. Fiyatı belli değil. Yani tahmini bir şey de söylemek istemiyorum ama. Söylemeyelim 650 ama. 650 MT'den ucuz 450 SR'dan bağlı olur. Evet. Yani o arada bir şeyler oluyor. Fiyatı sırmış arkadaşlar. Biz çok sıkıştırdık. Fiyatını söylemiyorlar. Maalesef. Lansmanı yapıldığında fiyatı da söylenecek sanıyorum. MT 450 bizce bu CC kategorisinde olan bir açığı kapatabilecek motorlardan biri. Bu sene bu kategori gerçekten kızışıyor. Biz de bunu merakla bekliyoruz neler olacak diye. Bir de Kove standında gelecek olan model de vardı. Onu da bekliyoruz. Siz mukayesesini yaparsınız deyip biz teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam biz paramızı verdik ama ya. Keyfiniz nasıl? İyi vallahi abi sağ ol. Senden ne haber? Göreyim dedim. Yine aynı şekilde köşeden diyorum. Bu kim falan yapıyorum. Tanışma çektiğiniz gibi. Sen tam böyle gezdin dedim değil mi? Ya, aynen tam dedim. Şimdi ilk başlangıç senaryosunda merhaba demek görürüz. İster misin abi? Merhaba. Kayıt dedim ya. Ben niye böyle yakalanıyorum? Merhaba herkese deyip. Kawasaki'sten geçelim. Tamam olur. Diyorum ki ruhunda bir Kawasaki'cilik var değil mi? Abi onun ruhunda bütün apaçilikler. Ben o gün fark ettim doğru. Bütün bir... O videonun altına demiştim ki bir kere Kawasaki Versys denedim 650. Evet, herkes evet. Versys yazan da çok evet, var. Evet, yani. Versys de olabilir yeni motoru belki. Evet, evet evet. Falan. Ama çabuk anladılar Versys aldığını. Allah Allah acaba falan. Kestik. Evet abi. Çok çabuk belli ettin kendini. Kawasaki'standayız. Evet. RN Motors'la birlikteyiz şu an. Evet. Sizden dinleyelim istedik biz. Sendeyiz abi. ZX10 arımız ve 40. yıl rengiyle çok güzel bir renk. Bilmiyorum sizin yorumunuzu da dinlemek istiyorum. Biz bence zaten retro. Sürekli bakıyoruz. Yani inanılmaz güzel renklerle buluştu. Mavi, beyaz, yeşili bu kadar yakışıyor. Bana ilk baş söyleseler ben açık konuşayım. Ön yargılı olabilirdim. Hadi lan cidden aynen, öyle aynen. Renk mi olur falan. Cidden ön yargılı olabilirdim ama çok güzel yakıştırdılar. Arka kuyruğa varana kadar evet. Bu şekilde beslediler. Güzel bir renk uyumu oldu. Motorla alakalı anlatacağım bir şey yok. Zaten ZX10'lar uzun yıllardır geldiği için sadece renk farkı var. 40. yıl olarak renk farkıyla karşımıza çıkıyor. Ya ama... Öhlins süspansiyon falan zaten. Yani tabii, tabii. Parça kalitesine ben hiç bahsetmiyorum. Aynen yani. O şekilde. Öhlins'in gidon amortisörü var motorda. Zaten ZX10'ları anlatmaktan ziyade şu an sadece rengini. Tabii tabii bir de renginin detayından bahsedebilirim. Evet. ZX6R aslında en çok bu fuarda en çok gözleri üstüne toplayacak olan makine ZX6R olacak. Çünkü biliyorsun uzun zamandır Türkiye'ye 4 silindirli giriş olmuyor. 4 silindirli makinelerde de şu an başı ZX6R çekmiş olacak. Euro uyumluluklarından kaynaklı 4 silindirli ülkemize giriş yapmadığından kaynaklı en son 2020'de gelmişti. 636 olarak geliyordu namı değer. Şimdi ZX6R olarak geliyor. Çok güzel bir makineyle karşıyayız. Yakıştı bu arada. Bu arada fiyatları... Gerçekten yakıştı. İnmiyor farkında mısın? İnmez üstünde? Abi. Onu bak sen padoktan indir böyle tabii, devam tabii, eder tabii. Gider. Ben yani fark işte. Ettim. 4 silindirli olması en önemli etkenlerinden birisi. 4 silindirli nereden bileyim? Yıllardır tek silindir. Garip ne yapsın ya? Garibin yüzü gülür mü? Silindirin hiçbir önemi yok burada. Burada senin o motosikletten aldığın keyif. Neyse arkadaşlar ZX6R. Baş edemeyeceğini anlayacak. Evet arkadaşlar dönüyoruz. 760 bin TL'lik bir fiyatı var. Şu an fuar daki fiyatı bu şekilde. Yarın ne olur bilmiyorum.
793 bin TL'de 40. yıl serisi, evet. Yanlış söylemiyorsam evet. Eğer. Bu sene ilk defa fuarda görücüye çıktı. Eliminatör ve Special Edition serisi olarak, yani düz ve SE versiyonu olarak geldi. Fiyatları gerçekten çok makul bir fiyatla açıklandı. Başlangıç olan Eliminatör serisi, Eliminatör 500, 368 bin TL bir fiyatla geldi. Geri diğer Special Edition versiyonu ise 423 bin TL bir fiyatla geldi. Çok ciddi bir talebi var. Evet, çok ciddi bir talep var. Biliyorsunuz bu yıl zaten piyasa bu sınıfta biraz kapıştı böyle. Herkes abi, bir evet. Tekrar canlandırdılar yani. 500 cc grubu özellikle az önce Adventure'da da gördük evet. Bunu. Kova'yı bekliyorduk, o gelmedi hala da. Yani bu grup bence canlanması lazım. Çünkü ülkemizin ekonomik koşulları da zaten bence bu tarafı biraz daha canlandırmaya itmesi gerekiyor. Çünkü belli yani içinde evet. Bulunduğumuz durumda yatsayamayız yani. Çok güzel. Şimdi 2024'te çok bizim merakla beklediğimiz bir marka vardı. Sizler de eminiz bunu merakla bekliyorsunuzdur. Aranızdan merak edenler vardır. Royal Enfield artık Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. Burada Klasik 350, Klasik 350 ve Bullet 350 modelleri var. Bunlar daha çok böyle klasik gibi. Gibisi fazla. Bunlar klasik bunlar modelleri. Bunlar önceden aslında Türkiye'ye geliyordu. Fakat sonradan bir şeyler oldu. Gelmemeye falan başladı. Aynen. Yeni bir distribütörle şu an tekrar geliyor. Tekrar geliyor. Ve bu motosikletleri ben şey diye biliyorum. Bakmayın böyle zarif falan göründüğünü. Aslında yol motoru gibi görünüyor ama çok rahat araziye, toprağa, çamura da girebilen motosikletler. Dayanıklı. Ben hatta evet hem dayanıklı hem yolda... Merhaba. Ne diyordum? Hem dayanıklı. Hem dayanıklı hem böyle her yola gelen, sizi yolda bırakmayan motorlar. Zaten bu dediğim şey aslında şu göstergesinden bile anlayabilirsiniz. Ben de hep motoru elliyorum bu arada. Evet. Bayağı klasik ya. Çok klasik. Ama benim merak ettiğim aşkım şeye bakalım. Sarı rengi vardı. Ben bir onu merak ediyorum ama. Olay burada. Yani Himalayan eskiden beri zaten bu orta cc kategorisinde sevilen bir motordu ama Türkiye'de yoktu. Olanlar da zaten çok azdı. İkinci el vardı hep. Artık sıfır olarak şu an sizi ilk defa görüyorum ben de. Royal Enfield Himalayan 450 cc motosikletmiş. Biz 400 cc diyorduk az önce, 450'ymiş. Az önceki söylediğim grupla yani CF Moto 450, MT, 390 Adventure, şu an burada görmediğimiz Kove'nin 450 rallisi ve bu motosiklet bu cc kategorisinde artık birbirleriyle rakip gibi. Evet. Benim zaten hoşuma giden bir motordu. Burada şu an görmekte şey de çok güzel, güzel oldu. Özgürce işte oraya gir buraya gir. Hani bir şey olmayacak. Sağlam dayanıklı bir model şey olması. Ara oldu. Sınıfta olması. Aynen. Ara sınıfta mesela 390 Adventure'a hiçbir rakip yoktu. Evet. Gerçekten yoktu. Artık şimdi var. Artık en azından rakibi var. Artık onun yerine bunu alabileceksiniz. Öyle şeyler de var ama fiyatlarını ben merak ediyorum. Çok avantajlı fiyatlar evet. Diyorlardı. Bir şurada bir standta fiyatlarına bakalım. Diğer renklerine de şöyle bir gösterelim size. Gidelim. Fiyatları da alınabilir düzeyde olacağını söylüyorlar. Fiyatları 300 ile 330 bin TL arası fuara özel kampanya yapmışlar. Bence çok iyi. Değil mi? Evet, bu beyaz fiyatlar olanında da fuara özel bir kampanya varmış zaten. 289 mu dediler? Öyle bir şey fiyatı. Oturduğundaki hissiyat nasıl? Güzel. Berkay gelirse nasıl duruyoruz ya? Şu an yakıştı mı? Kapak fotoğrafı çıkar mı burada? Hissiyatı falan da güzel. Güzel. Şeyler de güzel. Bak koruma demirleri üstünde geliyor mesela. Ya bu bizim gerçekten merak ettiğimiz bir modeldi. Şu an selesi de yumuşakmış. Değil anlatmayı mi? Unuttuk. Şu an inceliyoruz evet, resmen. Evet. Mesela şova süspansiyonlar var. Benim dikkatimi direkt o çekiyor. Güzel bir süspansiyon. Şöyle arkada baktığında egzozu böyle. Mesela bizim 390'ın egzozundan daha güzel bence egzozu. Deposu büyük, geniş bir deposu var gibi. Oturuş pozisyonu da rahat. Oturuş pozisyonu da şöyle rahat. Şöyle hani ergonomik olarak gerçekten rahat. Oturduğunda kollarının pozisyonu, rahatlığı bence ben güzel. Ben de Bihter üzerindeyken şu detayları biraz söyleyeyim size. 40 Nm torku varmış ve 40 beygir bir motosikletmiş. 452 cc sıvı soğutmalı. Tek silindir, 4 valfli motosiklet. Bence... Yani 90-90-21 ön jant 21 inç, arka jant 140-80-17 inç. O fiyata da alınır biliyor musun? Bence fiyatı çok iyi. Çok iyi, alınır. Bence makul. Yani... Yani X-Pass'ın da kuyusu kazılmış oluyor böylece. Yani X-Pass yerine bunu da alayım der insan. Yani orada aklıma bütçe... Aklıma şu an güncel düşünüyorum yani. 70 ama var aşkım arada ya. O 130 bin lira, bu 300 bin lira. Hayır, şimdi onun daha büyük CC'si gelecekmiş ya, 400-450 gibi. Onu gelince düşünelim. Ben şimdiden düşünüyorum, ileri görüşlüyüm. Aynen. Görüşümü bildirdim size.
O zaman biz şöyle çıkışa doğru giderken bugünlük, yani bu fuarlık bölümün sonuna gelmiş olalım. Bu kadar olsun. Gezemediğimiz, gitmediğimiz bir sürü stand var. Bunun farkındayız. Ama inanın burada gezmek de çok kolay değil. Biz çekmek de çok kolay değil. Gösteremediğimiz, merak ettiğiniz modeller için şimdiden kusura bakmayın. Biz sadece motosiklet çiftiyle fuara gezin istedik. Dikkatimizi çeken modelleri göstermiş olduk, sizinle paylaşmış olduk. Merak ettiklerimizi çektik. Aslında bizimle gezmiş oldunuz. Scooter kısmına çok girmiyoruz çünkü çok geniş bir yelpaze. Biz ilgimizi çekenler üzerindeydik. Tekrar söyleyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Motosiklet çifte kalın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı falan filan unutmayın. O iş sizde. Görüşürüz. Hoşçakalın. Motorsuz kalmayın benim gibi.